Evet, ikinci soruyla devam edelim. Bakınız X ve Y aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. X suda ve Y suda bir reaksiyona girmiş ve burada arkadaşlar bir hidrojen gaz çıkışı var. Şimdi bir kere Na ile yani sodyum ile potasyum hidroksit bir kere reaksiyona girmez. Çünkü kuvvetli bazlara ne dedik? Sadece amfoter metallerle reaksiyona girer dedik. Şimdi kurşunla sodyum hidroksit de yine aynı şekilde reaksiyona girmez. Çünkü bazlar sadece amfoter metallerle reaksiyona girer dedik arkadaşlar. Bu arada olamazı soruyor. Pardon arkadaşlar, kurşun şeydi ya, amfoter metaldi ya, al sana benden zincirli papuçtan geliyor ya. Dolayısıyla buradan tabii reaksiyon olur. Buradan tuz ve hidrojen gazı çıkar arkadaşlar. Olamazı zaten bulduk. Şöyle Adana. Yolumuza devam edelim. Hastanedir bir asittir. Asitlerin normal metallerle hiçbir sıkıntısı yoktur. Dolayısıyla buradan yine tuz ve hidrojen gazı çıkar. Ki hatta alüminyum amfoter metaldir ama asitlerin amfoter metallerle de hiçbir sıkıntısı yok. Mesela CH3, COOH bu da bir şey asittir. Zn al sana benden zincirli papuç bu da bir amfoter metaldir ama hiç sorun yok. Normal metal gibi arkadaşlar girer ve hidrojen gazını çıkartır. H2SO4 nedir? Bir asittir. Dolayısıyla krom nedir? Al sana benden zincirli papuç. Mesela bu da bir amfoter metaldir ama hiç sorun yok. Buradan da normal metal gibi görür. Tuz ve hidrojen gazı çıkartır ama şöyle bir tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Evet, şimdi konu tamamlama testini zaten yapacaksınız siz. Hatta yani dersten hemen sonra bile arkadaşlar yapabilirsiniz aslında. Şimdi hayatımızda asit ve bazlara ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Asit ve bazların fayda ve zararları. Şimdi hani ilk geçmiş ünitelerde de asit yağmurlarını işlediğimizde şey demiştim. Buraları oturtamıyorum. Daha söylemem gereken oksitler var. Asit yağmurlarının neden oluştuğunu tam size anlatamıyorum demiştim. Zamanı geldiğinde bir kez daha tekrar üstünden geçeceğiz demiştim. İşte o zaman bu zaman arkadaşlar. Şimdi bakınız asit yağmurlarını bir kez daha konuşalım. Şimdi bu kez daha iyi anlayacaksınız. Şimdi fosil yakıt tüketimi ve yanardağ gibi doğal olaylar ile açığa çıkan bakınız neler var? Azot oksit, kükürt oksit ve karbondioksit. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Azot oksitler mesela NXOY gibi, kükürt oksitler SXOY gibi, SO2'ler, SO3'ler gibi ve karbondioksitler. Bunlar arkadaşlar yağmur suyunun pH değerini düşürür diyor. Ve genellikle pH'i 4,6'dan küçük değerde olan yağmur sularına biz asit yağmuru diyoruz. Ve biz bunlara ne dedik arkadaşlar? Asit oksit dedik değil mi? Eğer oksijeni fazla olduğunda ve suyla reaksiyona girdiğinde asite döndüğünü söylemiştik asit oksitlerin. Şimdi cep notu var. Yağmur yağarken havadaki karbondioksit su buharı ile tepkimeye girerek bakınız karbonik asiti oluşturuyor. Bu nedenle doğal yağmur suyu tabii ki bir asit özellik gösteriyor ve pH'i zaten 5,6 normalde de yani aslında asidik. Mesela yağmur sularında kaldığımızda böyle kaşınmaya başlarız ya eve geldiğimizde ya da böyle saçlarımız böyle bir anlamsız böyle bir yumuşak olur, böyle bir tuhaf olur, böyle bir kaygan olur. Yani bunların işte hepsi o asitlikten aslında kaynaklanıyor. Ya zaten normalde 5,6 ama eğer bu gazlar çok fazlalaşırsa, çok yoğunlaşırsa işte o zaman 4,6'dan küçük değere düştüğünde de asit yağmuru olarak nitelendiriliyor. Şimdi bakınız asit yağmurlarına neden olan başlıca gazlar SO2 bak ametal artı fazla oksijen. SO3 ametal artı fazla oksijen. NO2 ametal artı fazla oksijen. Ametal artı fazla oksijen. Ametal artı fazla oksijen. Bak hepsi asit oksit. Dolayısıyla bunun gibi asit oksitlerdir diyor. Atmosfere yayılan bu gazların işte su buharı ile tepkimeleri de şöyle verilmiştir diyor. Bakınız arkadaşlar SO2 su
su buharıyla mesela sülfüroz asite dönüyor. SO3 sülfürik asite dönüyor. NO2 nitrik asite dönerken CO2 de karbonik asite dönüyor. Dediğim gibi işte bunlar yoğun olursa da asit yağmuru olarak yeryüzüne ne yapabiliyor? İnebiliyor ve birçok şeye ne yapıyor? Zarar veriyor. Hemen onu konuşalım. Şimdi asit yağmuru olduğunda asit oranı artan sular ağır metal içeren bileşikleri de çözebilir hale geliyor. Tamam mı? İşte bu kurşunlar, çinkolar, bakırlar, anlatabiliyor muyum? Bunlar hep ağır metal grubuna girer ve ağır metal de çok hoş bir şey değildir canlı yaşam için, bizler için. Genel çünkü toksik etkileri vardır. Sularda ağır metal oranının artması bakın suyu toksik yani zehirli hale getirir ve canlı yaşamını tehlikeye sokabilir. Demek ki ne oluyormuş? Asit yağmurlarında asitlik düştüğü için ağır metalleri çözebilme oranı artıyormuş ve bu ağır metaller de bir şekilde sulara karışarak canlı yaşamını tehdit edebiliyormuş. Şimdi toprağa zararı yok mu? Toprakta bitkiler için gerekli olan besin maddelerini ve mineralleri arkadaşlar çözüyor asitlik artınca. Bu da bitkinin büyümesine ne yapıyor? Tabii ki engel oluyor ve ormanlara ve doğal bitki örtüsüne verdiği zararlardan zaten hiç bahsetmiyorum. Toprağı verimsizleştirir. Bunu da zaten inanılmaz derecede gerçekleşen bir olay. Asit yağmuru olduğunda mermer ve metalden yapılmış maalesef eserler, tarihi ve doğal yapılar arkadaşlar zarar görüyor. Böyle bir görsel vardı asit yağmurundan dolayı zarar görmüş bir tarihi şey doğal yapı. Çok üzücüydü gerçekten. Çok kötü görünüyordu çünkü. Havadaki asit damlacıkları yağış olarak yeryüzüne inemediği zaman. Ha şimdi asit damlacıkları var birikmiş ama yağış olarak yeryüzüne inemediğinde de işte toz ve duman tanecikleri üzerine yapışıyor. Bunların solunması bakınız astım bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına da tabii ki neden olabiliyor. Burada da otomobiller yerine işte toplu taşıma araçları ya da elektrik tüketiminin azaltılması ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim asit yağmurlarını bir nebze olsun engelleyecektir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Asit yağmurlarının zararlarındandır diyor. Şimdi gökdelenler gibi dış cephesi cam olan binalara zarar verir. Vallahi zannetmiyorum çünkü asitler cama etki etmiyor. Gökten de HV yağmadığına göre, HV yağsaydı belki düşünebilirdim ama HV yağmadığına göre ben birinci öncülü almıyorum. Ama ikinci öncül araçlarda korozyona neden olur. Tabii ki hani metal olduğu için onların yapısını bozabiliyor biliyorsunuz. Ve Pamukkale travertenleri gibi doğal yapılar arkadaşlar asit yağmurları ne yapacaktır? Zarar verecektir. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncülümüz ne oldu? Doğru oldu. Evet, asit yağmurları asitliğe duyarlı bitkilerin yok olmasına neden olur maalesef. Ekosistemde su altında yaşayan türlere zarar verir maalesef ve toprağın kimyasal yapısını bozar maalesef arkadaşlar. Bu saydığımız her şeyi yapıyor asit yağmurları. Evet, gazlardan hangisi asit yağmuruna neden olan gazlardan biri değildir? Şimdi arkadaşlar burada zaten bağırıyor. Baksana beni işaretle, beni işaretle diye. Ama şimdi diğerlerine bir bakacak olursak, bakınız ametal artı fazla oksijen, ametal artı fazla oksijen, ametal artı fazla oksijen, ametal artı fazla oksijen. Yani o zaman bunun dört tanesi arkadaşlar nedir? Asit oksittir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla suyla reaksiyona girerek ne yapacaktır? Asit yağmuruna dönüşecektir. Tamam. Hocam siz anlatamıyorsanız kimse anlatamıyor hocam. Emin nereden çıktı bu? Peki. Teşekkür ediyorum şekerim. Çok naziksin. Şimdi kostik ve kirecin etkileri diyor. Biraz şu kimyasallara bir bakalım isterseniz. Şimdi kostik dediğimiz şey aslında şöyle NaOH, sut kostik diye hatta adlandırılabiliyor biliyorsunuz.
Kostik soda ya da sut kostik olarak adlandırılır ve kuvvetli bir bazdır. Unutulmasın. Suda çözüldüğünde çok kısa sürede sıcaklığın artmasına neden olur. Çünkü asit ve bazların suda çözülmesi egzotermik bir olay demiştik hatırlarsanız. Şimdi bu sodyum hidroksit, bakınız, saç, kıl ve yağ yapısında bulunan maddeleri ve deriyi parçalama özelliği var arkadaşlar. Hani o yüzden lavabo açıcı olarak kullanılması çok mükemmel derecede sonuç veriyor. Hani bu alıyoruz ya lavabo açıcı döküyoruz. İşte onların mesela arkasını okursanız arkadaşlar sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit vardır. Dediğim gibi bunlar hani lavaboda istenmeyen neler birikir? İşte saç birikir, kıl birikir, değil mi? Vücudumuzdan çıkan yağlar, pislikler birikir ve deriler birikir, değil mi? Keseleniyoruz ya da işte her neyse banyo esnasında illaki düşüyordur. Dolayısıyla bunlar birikerek ne yapıyor? Lavaboyu tıkayabiliyor. O yüzden lavabo açıcı döküyoruz ve ne yapıyoruz? Bu tıkanıklıkları açıyoruz. Burada onu söylüyor. O yüzden hani bu çok çıkıyor. Unutmamanızı tavsiye ediyorum. Denemelerde de çıkıyor. Yani sodyum hidroksitten için arkadaşlar lavabo açıcı ifadesi çok kullanılıyor. O yüzden aklınıza tutmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki fazla kullanımı, yani sen haftada bir senin lavabon tıkanıyorsa, tamam mı? Mesela lavabo açıcı yaptın, açıldı. 3 gün sonra bir daha tıkandı. Bir daha yaptın. 5 gün sonra bir daha tıkandı. Bir daha yaptın. Yani değil. Yani orada demek ki senin ciddi bir problemin var. Yani lavabo açıcının çözemediği çok daha ciddi bir problem var. O yüzden çok daha ciddi bir çalışma yapman gerekiyor. Yani lavabo açıcı dök, dök, dök. Nereye kadar? Bu da tabii ki borulara ve contalara bir noktadan sonra zarar verebiliyor. Ciltle teması halinde, yanağa, gözlerle teması halinde de körlüğe neden oluyor. Şimdi bunu çok bilinçsiz yapan insanlar var. Lavabo açıcıyı döktükten sonra biliyorsunuz hemen su dökün diyorlar. En az 2 litre kaynar su dökün diyorlar. Ve bu kaynar suyu döktüğünde pof diye birden arkadaşlar çok yüksek bir yoğun bir gaz çıkıyor. Ve hani o gazı işte soluyup ya da gözünüze kaçırdığınızda çok ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden uzaktan ve kontrollü dökmeniz gerekiyor. NaOH ve KOH sabun üretiminde bunu göreceğiz. Ve kağıt yapımında da yine kullanılan maddelerden bir tanesi. Şimdi kalsiyum oksit kireç olarak geçiyor. Hatta sönmemiş kireç olarak geçer. Kirecin su ile tepkimesi sonucu oluşan, bakınız, kalsiyum hidroksite de sönmüş kireç diyor. Şimdi bu CaO dediğimiz şey aslında sönmemiş kireçtir. Bu CaO suyla reaksiyona girdiğinde, hatta bakın ne kadar mantıklı. CaO, kalsiyum oksit nasıl bir oksittir? Metal artı oksijendir ve sayının öneminin olmadığını söyledik. Dolayısıyla bu bir bazik oksittir. Bazik oksit de suyla reaksiyona girerek neye dönüşecek? Normal bir baza dönüşecek. Bakınız, normal bir baza dönüştü zaten. Bu sönmemiş, bu sönmüş kireç olarak ne yaparlar? Adlandırılırlar. Şimdi kuvvetli bazları arkadaşlar daha çok deri endüstrisinde kullanıyorlar. Neden biliyor musunuz? Az önce söyledik ya, sodyum hidroksit gibi kireç tüy diplerindeki bu yağlarla tepkimeye girerek onların yapısını bozuyor. Yani dolayısıyla bu deri endüstrisinde deri üzerindeki proteinlerle mesela etkileşimi de tüylerin deriden çok daha kolay ne yapmasını sağlıyor? Ayrılmasını sağlıyor. O yüzden deri endüstrisinde tercih edilen bir şey. Yine içme suyu arıtımındaki mesela sudaki bikarbonat sertliğinin giderilmesinde de kullanılıyormuş. Şimdi lavabo açıcı olarak bakınız şöyle söyledik. Lütfen tutun aklınızda. Yine yağ çözücü olarak sodyum hidroksit lütfen tutun aklınızda. Şimdi kireç çözücü, kireç nedir arkadaşlar? Bazdır. O zaman kireç sökücü yapabilmen için bak asit aklında tutmana da gerek yok. Asit olmalı tabii ki. Onun dışında kezzap zaten nitrik asit, çamaşır suyu dediğimiz sodyum hipoklorit, çamaşır sodası dediğimiz sodyum karbonat ve amonyak dediğimiz NH3, bunları da bilmekle yükümlüsünüz. Cep notu var, yağ ve saç gibi organik maddeleri çözmek için bazik malzemeler kullanılırken kireç ve pası çözmek için de, çünkü bunlar da bazik olduğu için
Bunlar için de arkadaşlar asidik ürünlerin kullanıldığını söylüyor. Evet, hayata katkımız var. Asit ve bazlar endüstride birçok malzemenin üretiminde kullanılıyormuş. İşte burada sayıyor zaten. Evet, şimdi yolumuza şunla devam ediyoruz. Pekiştirme sorusuyla devam ediyoruz. Bakınız, sodyum hidroksit diyor. Canlı dokular üzerinde aşındırıcı etkisi vardır diyor. Protein ve yağları kimyasal olarak parçalar. Evet, bu tamam. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Tamam. Şimdi bu aşındırıcı etkisi var, kabul etmiş. Evet. Burada da ne diyeceğiz? Canlı dokular üzerinde ne dedik? Asitler üzerinde. Asitlerin aşındırıcı etkisi olduğu için buradaki cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Çünkü sodyum hidroksit nedir? Bir bazdır. Evet, şimdi kalsiyum karbonatı ısıtmışlar. Buradan karbondioksit çıkmış. Yani X'i tepkime denkleştirme yönteminde de hani şeyden de çıkartabilirsiniz. Mesela sol tarafta bir tane kalsiyum var ama sağ tarafta hiç yok. O yüzden bir tane kalsiyum olacak. Burada karbon karbon, burada 3 tane oksijen, burada 2 tane varsa o zaman X dediğimiz şey arkadaşlar kalsiyum oksit olacak. Ve bu X kalsiyum oksit suyla reaksiyona girdiğinde az önce söylemiştik. Şöyle kalsiyum hidroksit oluşturacak. Bu kalsiyum hidroksitte yani Y dediğim şey karbondioksitle reaksiyona girerek, bakınız karbondioksit zaten nedir? Asit oksittir, değil mi? Karbondioksitle reaksiyona girerek ne oluşturacak? Tuz ve su oluşturacak zaten. Dolayısıyla yeniden kalsiyum karbonata dönecek. Şimdi bunu eğer yok ya ben buradan hiçbir şey anlamadım valla ben bunu kafadan yapamam diyorsanız arkadaşlar bildiğiniz tepkime denkleştirme metodu kullanırsınız. Hemen onu söyleyelim. Hocam ben ikinci soruyu çözüyordum. Onun için ikiye bakmışım. Ha, Cevap tamam. edildi. Özür Tamam. dilerim. Rica ederim. Ya ben de aslında böyle bir muallakta kaldım. Aşındırıcı hani bazlardan için de söyleriz ama sadece asitler için almasına şaşırmıştım. Tamam, aşındırıcı etkisi vardır. Dolayısıyla bazlar için de geçerli diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci soruda şurayı şöyle bir kapatayım. Şimdi X'i zaten bulmayı görebildiniz. Dolayısıyla birinci tepkimimiz kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit artı karbondioksit oldu. Şimdi bu X katısını girdirdim. Yani kalsiyum oksiti suyla reaksiyona girdirdim. Tabii ki ne dedik? Baza dönüşecek dedik. Bunu da aldım. Sonra Y'yi girdirdim. Kalsiyum hidroksiti karbondioksitle reaksiyona girdirdim. Bir Z oluşmuş, bir de H2O oluşmuş. Dikkat ederseniz. Şimdi sol tarafta bir tane kalsiyum varsa sağ tarafta da bir tane olmalı. Sol tarafta bir tane karbon varsa sağ tarafta da bir tane olmalı. Bakınız burada 2, 2 daha 4 oksijen var. Ama oksijenin biri burada olduğuna göre 3'ü de nerede olmalı? Burada olmalı. Yani diyorum ya hiçbir şey yapamazsanız bu şekilde yine maddenin ne olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi X dediğimiz olay yani kalsiyum oksit. Şimdi biz kalsiyum oksiti dericilikte kullandık mı? Bakınız deri endüstrisinde kullanılır dedik. Dolayısıyla şurayı ne yapalım? Alalım arkadaşlar. Y kireç çözücülerin yapısında bulunur. Şimdi Y kim? Y kim? Nerede Y? Y bir baz arkadaşlar. Kireç çözücülerin yapısında kullanılmaz. Neden? Çünkü kireçler zaten baziktir. Y de bazsa kireç çözücünün yapısında kullanamazsın. Z'nin asitlerle etkileşiminden karbondioksit gazı oluşur diyor. Z kim arkadaşlar? Bakınız bir karbonatlı bileşik görebildiniz mi? Biz ne dedik? Karbonatlı bileşikler asitlerle reaksiyona girerek ne çıkartıyordu? Tuz, su ve karbondioksit gazı çıkartıyordu. Dolayısıyla burada da ne yapacağız arkadaşlar? Denizi diyeceğiz. Yani her şey sizin o A4'e yazacağınız metal asit reaksiyonlarında ve oksit türlerinde bitiyor arkadaşlar.
Evet, asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenler diyor. Şimdi aşırı kullanmanın sakıncaları. Ya sen eğer bu asitleri, bazları, bunları kullanmaya böyle alıştıysan, lavabo açıcıların veya kireç sökücülerin aşırı kullanımı ne dedik? Gider borularına, borunun ek yerlerindeki contalara ne yapabiliyor? Zarar verebiliyor. Dolayısıyla bunlarda ne yapman lazım? Bol su kullanarak bu kalıntıları giderebilmen gerekiyor. Yine temizlik malzemeleri, lavabo açıcılar, kireç sökücüler ve ağartıcıların aşırı kullanması yani toprak ve su kirliliğine de neden oluyor. Çünkü bu kullandığımız sular bir şekilde toprağa ve suya ne yapıyor arkadaşlar? Karışıyor. Çaydanlıkta ve su ısıtıcısında oluşan kireçlenmeyi gidermek için kullanılacak asidik ürünün seçiminde de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü asitler kireci çözerken aynı zamanda metali de aşındırır. Yani sen normal mesela kireç çözücü olarak kullanılan Hassel, asetik asit ve H3PO4 asitlerinin derişimlerini iyi ayarlaman gerekiyor. Eğer diyelim çaydanlığa koydun ki aslında bunları hiç yapmaman gerekiyor. Orası da ayrı bir mesele de hani daha çok sirke asiti ya da limon tuzu falan daha doğal, daha zayıf şeyler kullanman gerekiyor. Ama diyelim kullandın. Sen bunu eğer çok derişik koyarsan bir yandan bazı alırken bir yandan da çaydanlığın metaliyle ne yapabilir? Reaksiyon verebilir. Hani o yüzden çaydanlığına zarar verebilir. O yüzden arkadaşlar derişimini iyi ayarla diyor. Pastekeleri ve kireç tuz ruhu yerine limon ve tuzu veya sirke kullanılarak da çıkarılabilir diyor mesela. Yani Hassel yerine limon tuzu kullanmak ya da sirke kullanmak çok daha mantıklı ve çok daha sağlıklı bir yol diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bizim bir de çamaşır şeylerimiz var. Temizlik deterjanlarımız var. Şimdi birazcık da onlardan bahsetmek isterim. Evlerde bakın hijyen sağlamak ve temizlik amacıyla kullanılan bazik özellikteki çamaşır suyu ve asidik özellikteki tuz ruhunu kesinlikle karıştırmamanız gerekiyor. Çünkü burada arkadaşlar açığa klor gazı çıkıyor. Dolayısıyla bu klor gazı da çok kısa bir sürede solumak bile direkt zehirlenmelere ya da ölüme ne yapabiliyor? Neden olabiliyor? Demek ki şuradaki çamaşır suyu ile yani hipo ile tuz ruhunu arkadaşlar asla ve asla karıştırmamak gerekiyormuş. Dikkat edin lütfen. Yine amonyak içeren mesela temizlik malzemeleriyle yine tuz ruhu karıştırmamanız gereken bir şey. Toksik olan birçok gaz ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Tamam mı?